Evet, iyi günler tam bağımsız Türkiye sevdaları, Atatürk Atabey Türk Ocakları İstanbul Kadıköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Ben Levent Sekban, Atatürk Atabey Türk Ocakları Genel Başkan Vekili ve ATO İstanbul kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Sevgili arkadaşım Bora Bey de kendini tanıtsın. Ben de Bora Güner, Atabey Türk Ocakları üyelerindenim. Şimdi bugün Sayın Başkanıma bir soru soracağız ve onun cevabını öğreneceğiz hep beraber. Hı hı. Başkanım, şimdi daha önce de ufak çaplı enerji kaynaklarının bulunduğuna dair haberler çıktı. En son dün, yani 21 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de bir rezerv olduğu ve bu sondaj çalışmalarının diğer bloklara yayılmasıyla birlikte bulunan kaynağın daha da büyüyebileceği söz konusu. Peki bu durumda bizim bu umutlarımızda yapmamız gereken tam bağımsız Türkiye için nasıl bir yol izlemeliyiz? Evet sevgili Bora kardeşim, tabii ki bu videonun konusu enerji ve gündemin tam da ortasında. Biliyorsunuz Türkiye'nin yani verilen bilgilere ve verilen rakamlara göre 55 milyar dolarlık cari açığı var. Bu 55 milyar dolarlık cari açığın 35-36 milyar dolarlık kısmını enerji alımı üretiyor. Çünkü biliyorsunuz bizim Atatürk Atabey Türk Ocakları olarak da öteden beri yaptığımız yayınlar var. Türkiye'de iki tane iktisat kongresi yapıldı. Birinci iktisat kongresinde tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti nasıl kurulmalı ve ekonomik açıdan bağımsızlığın nasıl elde edilmediği kararları daha Cumhuriyet kurulmadan orada alınmıştı. İkinci iktisat kongresi 1948'de farklı sahiplerle yapılmıştır. Türkiye'nin üçüncü iktisat kongresini yine tam bağımsız Türkiye'ye ulaşması için yapılması gerektiğini biz Atabey Türk Ocakları olarak sürekli anlatıyoruz. İşte bu enerji Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli haber diye verdiği bu enerji de bizim tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmamız için gerekli olan mihenk taşlarından bir tanesi. Neden? Çünkü birinci iktisat kongresinde de olduğu gibi Türkiye'yi bağımlı kılacak ve Türkiye'de üretilmeyen ve Türk milletinin ihtiyacı olan, cari açık oluşturan ama Türkiye'de üretebilecek çeşitli sektörler belirlenmişti. Şimdi bugünümüze uyarlıyoruz. Üçüncü İktisat Kongresi'ni sanal olarak yapıyoruz. Veya öyle düşünüyoruz. Atatürk gibi düşündüğüm için öyle düşünüyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 55 milyar dolarlık cari açının 35 milyar dolarlık kısmını oluşturan enerji ihtiyacımızı öncelikle bu topraklarda ve bu sularda kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölgemiz üzerinde bulunan bu sularda bulmalıyız ve dışarıya harcadığımız bu 35 milyar doları vermemeliyiz. Ama bunun için de tabii ki enerji çıktığı zaman bunun sadece sondajlanması yani bulunması önemli değil. Bunun çıkarılması önemli. Bunun depolanması önemli, bunun lojistiği önemli. Hadi lojistik kısmını hallederiz ama bunun ihtiyaç fazlasının önce ihtiyacının şey yapılması önemli. Bir de bunun ihtiyaç fazlasının da satılması önemli. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerji bulunmadan veya bunları çıkarana kadarki anlaşmalar önemli. Mesela bir mavi akımda 20 yıl boyunca belli bir fiyattan bir enerjiyi alma şeyimiz var. Bir yandan bunu alma taahhütümüz varken bir yandan biz bu cari açığı nasıl azaltacağız? Bu işler işin teknik kısımları ama ben şöyle söylüyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha önceki 8 yıldan beri bu sondaj çalışmalarına başladık. Burada şu bulundu, burada bulundu açıklamalarının bugünlerde yapılması da bir ticari efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerine uygun bir şeydir. Ama bu daha evvelden de vardı da bu sondajlar 2023'te çıkarılmasına başlanacak kelimesini sorgulamalıyız. Nasıl sorgulamalıyız? Almış olduğumuz bilgiye göre eğer burada bu rezerv tespit edilmişse ve 2023'te yani tespit edildiği itibaren 3 sene sonra çıkarılmaya başlanacaksa uzmanların söylediklerini söylüyorum. Ben enerji uzmanı değilim ama bir rezerv sondajlanıp orada olup olmadığı tespit edildikten sonra 6-7 yıl içerisinde çıkıyor. O zaman şurada akla iki soru geliyor. Eğer bu 2023'te çıkacaksa, Cumhurbaşkanımızın söylediği doğruysa eğer, demek ki bu 2020'den aşağı yukarı 4 yıl evvel
bulunmuş, şimdi açıklanıyor. Bu birincisi çünkü 6-7 yılda çıkacaksa. Yok, şimdi bulunmuşsa, 6-7 yılda çıkacaksa umut tacirliğine gerek yok. Bizim esas konuşmamız gereken 320 milyar dolarlık ilk enerji kaynağımızın, yani bulunduğu tespit edilen enerji kaynağımızın. Ama tüm Karadeniz boyunca işte nerede? Kıyıköy'de, Akçakoca açıklarında, işte Sinop açıklarında, Trabzon Sürmeni açıklarında ve işte Pazar Arhavi açıklarında bu bölgelerdeki yerin dibindeki yapılan sondajlardan 800 milyar dolarlık potansiyel olduğu öngörülüyorsa bunun çıkarılması için ne kadarlık bir insan kaynağı, ne kadarlık bir para, bunu bakın lojistik kısmını söylemiyorum, bunun ham madde olarak alınıp ürün haline getirip işlenmesini söylüyorum. Bunların fizibilitesinin yapılması lazım. Tam bağımsız Türkiye hedeflemek istiyorsak 55 milyar dolarlık cari açığımızın 35 milyar dolarlık kısmını ve bunu işlenmiş ürün haline getirene kadar olan bu konudaki enerji cari açığımızı diyelim 50 milyar dolar çıktı 6-7 yılda veya 2023'e çıktı diyelim, inşallah çıkar da 2023'te 6-7 yılda işte veya bu 6-7 yıl içerisinde ne kadar para harcıyorsak onu da katarak üstüne diyelim 50 milyar dolar buçuk oldu. Buna da 10 milyar dolarlık yatırım yaptık diyelim. Ya bunun hesaplanıp 3 aşağı 5 yukarı tam bağımsız Türkiye hedefi yolunda bizim bunlara ne kadarlık bir bütçe, zaman ve hep beraber iki payla çalışarak ulaşmamız lazım. Anlaşmalarını nasıl yapmamız gerekiyor? Kervan yolda düzülür mantığıyla olmamız gerekiyor. Bizim kaygımız Atatürk, Atabey, Türk Ocakları olarak benim de şahsi görüşümdeki kaygım şu. Bakın bütün küresel şirket şeytani akılların mantığı şu. Devletlerin arkasında ticari kaygı güden, kendinden başka kimseyi düşünmeyen şirketler var. Dolayısıyla bu şirketler milletlerin bütün harcama kaynaklarına talipler. Başta enerji, başta gıda, başta sağlık harcamaları, eğitim harcamaları. İnsanoğlunun hayatta tutunmasının veya hayattan zevk almasının en önemli şeyi bu. İşte bilgi sahibi olması, akıl sahibi olması, sağlıklı olması, yani mutlu olması değil mi? Temiz gıda. Ve bunlara para harcaması. Yani bir yerden bir yere gitmesi, sosyalleşmesi. Bakın bu pandemi zamanında da dünyada da bu tür sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla bizim sorgumuz şu. Çünkü sorgu sormazsanız kurgu olur. Bu kurguyu da açığa çıkaramazsınız. Biz her zaman bunlara temkinli yaklaşıyoruz veya ben de şahsi görüş olarak böyleyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 320 milyar dolarlık rezerv bulunduğu açıklamasını şu anda yapması tabii ki siyaseten kullanması da sorgulanmaya muhtaçtır. Öncelikle bunun hesabının doğru yapılması lazımdır. Aynen 1. İktisat Kongresi'nde. Sadece aklını kullanan vatansever, bu vatanı kurtaran başta Ulu Önder Atatürk'ümüz olmak üzere diğer kurucu silah arkadaşlarının ve dava arkadaşlarının düşündüğü gibi düşünmeleri lazım. Cumhuriyeti kurmadan bu cumhuriyetin ileride tam bağımsız nasıl olabilir? Şimdiden üretime yönlenmemiz gerekiyor. Enerji çok güzel. Ben enerji derken belki yani sorunuz olur aklınıza gelen. Şimdi Batı Karadeniz'de toprağımız olduğu enerjimiz olduğu söyleniyor. Doğrudur, bence de var. Ve bunun sondajlanıp efendime söyleyeyim çıkartılması lazım. Şimdi bu enerjiyi çıkaracak teknoloji şu anda bizde yok. Bunu hükümet yöneticilerimiz de biliyor. Bunu dünyada çıkaran birkaç tane küresel şirket var. Bunlarla yüzdelik bazında doğru anlaşmak gerekiyor. Tabii ki anlaşma yapılacak. Veya yani esas tam bağımsız kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi. Bu konuda know-how ve insan kaynağı geliştiriyor. Şimdi Yunanistan, bu bizim Doğu Akdeniz'de sorumlu olan bölgelerimizde kendisi %10 ila 15 olarak küresel şirketler orayı parsellemiş veya kiralamış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük bir devletin %10-15 alması mümkün değil. Zaten Türkiye'nin de kavgası orada. Doğu Akdeniz'de bizim Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Meis Adası'nın kuzeyinde veya Libya ile yaptığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na ve Mavi Vatan Anlaşması'na göre kıta sahanlığımız ve Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisine giren mavi sularımızda, mavi vatanımızda ki enerji, doğalgaz ve petrol olası petrol yatakları, sondaj aramalarımızda
Yunanistan'ın şu anda Doğu Akdeniz'de çarpıştığımız nokta birkaç tane bizim parselimizi, sondaj yaptığımız parselimizde onların da aynısı olması, onların önceden şirketlere kiralamış olması, bu anlaşmayı yapması. Dolayısıyla kavga orada. Türkiye topuyla, tüfeğiyle, donanmasıyla orada. Bakın Karadeniz'e biz kendi 94 senesinde Karadeniz'de anlaşılmış ve devletler tarafından da sınırlar çizilmiş mavi vatan üzerinde bulunur. Yani bak, ihtilaflı olan bir yerde değil, hani başkasının demek istemiyorum. İhtilaf olur, deriz ki atıyorum Bulgaristan'a işte bizim karasularımız bu, o da der ki benim karasu, o zaman çatışma çıkar. Karadeniz'deki daha temizdir, açıklanması daha doğrudur. O yüzden önceden açıklanması için, vatanımıza, milletimize açıklandığı için hayırlı olsun. Ama bir de açıklanmayan şeyler. Esas Doğu Akdeniz'de petrol bulursak ne olacak? Şimdi orada Yunanistan'la anlaşma yapan küresel şirketlerin eğer Batı Karadeniz'den petrol veya doğal gaz çıkarmak için o şirketlerden biriyle eninde sonunda birkaç tane şirkete gidiyor. Anlaşmak zorunda kalırsak ne olacak? Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şunu deşifre etmemiz gerekiyor. Bunu herkesin araştırmasını istiyorum. Türkiye'de ve dünyada petrolü, doğalgazı, bu enerji yataklarını sondajlamak önemli ama sondaj teknolojisine sahibiz. Sondajı bulduk. Bunu çıkarıp, işleyip, ham maddeden ürün haline getirip ve bunları tabii ki depolanacak tesisleri, ticaret yollarını buna göre kurgulayıp belli bir maliyet. Ama özellikle bu teknolojiye sahip kaç tane şirket var bunu araştırın. Bizler de araştırmalarımızı yapıyoruz. Şu anda henüz bilgi vermiyoruz. Bu şirketler 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Dolayısıyla Batı Karadeniz'de şu anki teknolojiyle o doğalgazı işleyecek şirket de aynıdır. Doğu Akdeniz'de bizim Yunanistan'la çatışma sahamızda olan, bakın biz daha henüz anlaşmadık. Çünkü petrolü bulmadık. Yani o Akdeniz'de, Kıbrıs'ta petrolü bulmadık. Ama aynı şirketlerde, dolayısıyla bu şirketlerle masada kazan kazan mantığıyla satranç oynar gibi oynayacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar bir konu. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Evet. Peki bu yeni enerji kaynaklarının bulunması ve çoğalması söz konusu iken mevcut enerji politikalarını revize mi etmek gerekir, yoksa yeniden belirlenerek çıkan enerjinin daha düzgün, daha hakça paylaşılması ve ihtiyaç fazlasının belki de ihraç edilmesi söz konusu olabilir mi? Neler yapabiliriz? Tabii neler yapabiliriz? Yani kısaca demin söylediklerimle bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Ya bir kere Atatürk, Atabeytürk Ocakları olarak bizler ve her bir birey olarak bizler Atatürk gibi düşünen insanlarız. Yani biz hemen diyoruz ya Atatürkçü değiliz. Tamam Atatürkçüyüz ama ya Atatürk'ü satmıyoruz. Atatürk gibi düşünen insanlarız ve Atatürk gibi Atatürk'e göre, Türk töresine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şeklinin, yönetim sisteminin, yönetilme tarzının Atatürk gibi düşünen insanlardan oluşmasını ve o şekilde uygulanmasını istiyoruz. Dolayısıyla öncelikle hükümetimizin, baştaki hükümetin bu iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi liderlerin bu mantıkla hareket etmesi lazım. Yani Atatürk gibi düşünmesi lazım. Atatürk gibi düşünmek nedir? Sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmek değil. 6000-7000 yıldır bu topraklarda, bu sularda olan kadim Türk devletinin, kadim Türk milletinin aklıyla hareket etmek. Yani önce hayatta kalabilmek ve tam bağımsız olmak. Bizim Türk töresinin çatı hedefi bu. Atatürk ilkelerinin çatı hedefi de bu. Ekonomik, sosyal, kültürel tam bağımsızlık. Dolayısıyla şimdi enerji konusuna geleceğiz. Hani sorduğunuz soru nasıl olmalıdır? Bir kere demin söyledik ya, her şeyin arkasında teknoloji var. Bakın dünya 250 yıldır belli bir nepotik bir tarikat tarafından, şirketler tarafından yönetilir. Nepotik ne demek? Birbirleriyle sadece akrabalık ilişkisi olan ve birbirleriyle şeytani akıl anlamında, kendi menfaatleri anlamında ilişkisi olan küresel aileler tarafından yönetiliyor. Ve bizim gibi ülkelerdeki, bakın ben bunu açıkça söylüyorum ve dünyanın 130 ülkesindeki satın aldıkları siyasetçiler, iktidarlar veya muhalefetler veya sistemin adamları vasıtasıyla, ekonomide de var, sağlık sisteminde de var bu gibi adamlar, devşirilmiş zihniyetler, masonik zihniyetler diyelim. Yani masonik kemalizmde de bu var, Atatürkçülükte de bu var. Yani her şeyin içini boşaltmışlar. Vasıtasıyla dünyayı yönetiyorlar. Bakın dünya önce işte
Tanrı tarafından inanırsınız, inanmazsınız. İnsanlara tek dinli işte mesajlar geldi. Bu dindi. Sonra birileri bunu aldı, içini boşalttı. Teokrasi haline geldi. Daha sonra insanlar işte artık bağımsız olmak istediler ve kendi hür düşüncelerini geliştirdiler. İlk başta geliştirenler asaldı. Ondan sonra halk hareketleri oldu. Cumhuriyetler kuruldu. Bu cumhuriyetler yani milletin kendini idare etme şekilleri kuruldu. Ama içi boşaltıldı, demokrasi tiyatrosu haline geldi. Bizim gibi gene 130 ülkede, Amerika ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere siyasi sistemiyle, seçim sistemiyle, efendisi yönetim sistemiyle bir demokrasi tiyatrosu yaşıyor. Daha sonra işte sanayi devrimleri yapıldı. İşte paranın gücü, sermayenin gücü, işçinin gücü, emeğin gücü. Ama bunun da içi boşaltıldı. Kapitalizm, kapitokrasi haline geldi. Şimdi pandemi süreci oldu. Herkes şapkayı başına koydu. Ulus devletlerle küresel şirketlerin mücadelesi var. Yani ulus devletler mi kazanacak, küresel şirketler mi? Bunun ilk roundu Kasım ayındaki Amerikan başkanlığı seçimlerinde yaşanacak. Ama ne dedik? Dinler teokrasi, cumhuriyetler demokrasi, efendime söyleyeyim sanayi devrimleri kapitokrasi haline geldi. Şimdi dijital teknokrasi mi olacak? Yani teknokratik diktatörlük mü olacak, teknoloji mi? Yoksa efendime söyleyeyim bilgi ve duygu toplumu üreteceğiz. İşte biz Türk toplumu olarak kadim Türk milletinin aklının verdiği şiarla ve hedefle bilgi ve duygu toplumu olacak yeni bir oyun kurmalıyız. Bence Türkiye'nin önü açık. Şimdi enerji konusuna geliyorum. Atatürk gibi düşünerek yani sana kurulan oyuna karşı bir oyun, yeni bir oyun ve senin kendinden doğan bir oyun kurarsan her alanda, ekonomi alanında, enerji politikası alanında, eğitim alanında, sağlık alanında amaç ne? Burada Türk milletinin menfaati ve huzuru. Yani bizim için söylüyorum. Ulus devletler bu yüzden kurulmuştur. Dolayısıyla karşı oyun kurulacak. Bilgi ve duygu toplumu oluşturma budur. Bilgi ve duygu toplumu demek Batı'da gönül kelimesinin karşılığı yoktur. Yani gönül kelimesinin hiçbir şekilde karşılığı yoktur. İşte kalp diyebilirsiniz ama gönüle ifade etmez o. Biz bilgi ve gönül, akıl ve gönülü birleştiren bir akıl kurmamız lazım. Şimdi enerji politikamız şöyle. Bizim Batı Karadeniz'de var mı kardeşim? Kendi kıta sahanlığımız içerisinde petrol ve doğalgazımız. Şey var mı? Efendim söyleyeyim Doğu Akdeniz'de var mı? Var. Buralarda arıyoruz. Bunun için teknoloji üretecek eleman kadrosunu bir an önce hazır hale getirmemiz gerekiyor. Ama bu siyasi düşünceyle olmaz. Liyakat sistemine göre olur. TÜBİTAK'ın başına efendim söyleyeyim çobanı koymak veya işte şu anki TÜBİTAK başkanını söylemiyorum. Öncekinden bahsediyorum. Türk Tarih Kurumu'nun başına ilahiyatçı koymak veya işte belli komisyonların başına güreşçi koymakla bu iş olmuyor. Anlatabildim mi? Muslukların başına o muslukları tutacak olan, o işin bekçisi olan ve o işi geliştirecek, karşı oyun kurabilecek akıllı insanları siyaseten bağımsız getirmemiz lazım. Biz o yüzden Atatürk Atabey Türk Ocakları olarak teknokrat hükümet kurulsun diyoruz. Enerji politikasını da buna göre şekillendirmemiz lazım. Şimdi geliyoruz. 18 adalar konusuna niye kimse girmiyor? 18 adalarda bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri 2010-2011 senesi aralarında genel sekreterlik yapmış. Onursal üyemiz Ümit Yalım'ın vermiş olduğu bilgilere göre Kasım 2019'dan beri biz bunları yayınlıyoruz. 2004'te işgal edilen Türk adalarında 18 tane Türk adasında Aydın, Muğla ve İzmir ili sınırları içerisinde Türk adasında 2015'te itibaren Yunanistan bulduğu petrol ve enerji yataklarını çalıyor Türkiye'den. Ve buna bizim öncelikle bağımlı halden kurtulacağız değil mi? Buna bizim yöneticilerimiz aşağı yukarı 2004'ten beri ses çıkarmıyorlar. 2015'ten beri 111 milyon varil petrol rezervi olduğu belli olmayan küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Ve 3823 varil petrol 2015'ten beri çarpın 4 seneyle her gün 3823 varil petrol taşınıyor orada, pompalanıyor ve çalınıyor. Bunu bizim onursal üyemiz Sayın Ümit Yalım albayımıza, komutanımıza, eski Milli Güvenlik Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Bunu bize verdi, biz de bunu işledik, hala daha işliyoruz. Özellikle bu enerjinin gündeme geldiği ve tam bağımsız Türkiye'nin gündeme geldiği bu dönemde bunun özellikle buna neden ses çıkamını anlamıyoruz. Demin Bora bir soru sordu. Dedim ki
Bunların arkasında yine aynı şirketler çıkıyor. Yani bunları teknolojik olarak çıkaran şirketler var. Bizim işgal edilen 18 adalarda, 2004'te işgal edilmiş, planı yapılmış belki de sondaj, orada sondajı daha evvelden de yapılmış. Çünkü bu küresel şirketler bu teknolojiye sahipse bunların 20 yıllık, 30 yıllık daha evvelden nerede rezervlerin olabildiğine dair planları vardır. Ve ona göre siyasi planlar yaparlar. Bence bizim, benim şahsi kanaatim bu Atabey Türk Ocakları'nın kanaati değildir veya herhangi bir şekilde bizim kanaatimiz değil ama benim bu bilgileri birleştirdikten sonra 2004'te kanımca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de enerji temin eden şirkete sahip olan iktidar sahipleri bence bu küresel şirketlerle Yunanistan konusunda o adalar konusunda anlaştı ve ses çıkarmıyorlar. Orada çıkarılan enerjiyi de paylaşıyor olabilirler. Bunun ispatı yok. Bu sadece tahmin, kurgu. Bunu araştıralım diyorum hep beraber. Ve biz kendi vatanımızda çıkan enerjiye konuşuyoruz. Ama çalınan enerjimizi konuşmuyoruz. Dolayısıyla benim size söyleyeceğim budur. Öncelikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkaracağı veya sondajladığı petrolü ve Batı Akdeniz'de çıkaracağı doğalgazı ve çıkarma ihtimali olan daha fazla doğalgazı çıkaracak. Tamamen kendisine göre çıkaracak. Yerli ve milli akılla çıkaracak. Ha, ortak işbirliği de yaparsınız ama komisyon olanlarını fazla vermezsiniz. Türkiye'nin şu anki teknolojiyle derdi ve savaşı şu. Diyelim teknolojiniz yok, çıkarma teknolojiniz. %50-50 anlaşalım diyor karşıki şirketlere. Şirketler de Yunanistan küçük ya, %85-15 anlaşmış. Anlatabildim mi? Türkiye ile de bunu anlaşmak istiyor. Yapamazlar. Ama keşke amacımız şu olsun. Biz teknolojimizi geliştirelim de %90'ı bizim kardeşim, %10'u sizin diyelim. Mesela bakın, ben enerji yatakları dedik ya. Burada sadece enerji derken madenlerimiz var. Bor madenimiz var, toryum madenimiz var. Ve yeni toryum reaktörleri, bor reaktörleri olduğun zaman burası hem maden hem de teknoloji açısından da gelişmiş olması gerekiyor. Artı altın madenlerimiz. Bakın şu anda Kaz Dağları'ndaki Karadağ şirketine, Erzincan'daki Rothschild ailesinin şirketine devletin %5 komisyon karşılığı %95 madenlerimiz akıyor. Neymiş? 30 milyon dolarlık, 30 milyoncuk masraf yapmış oraya da altın çıkartıyor orada. Ya böyle bir teknolojiyi biz üretemiyor muyuz kardeşim? Bunun %95'ini niye verirsiniz onlara? Hele şu dönemde. Dolayısıyla biz enerji olayına tam bağımsız olarak bakıyoruz. Bu dönemde bunun ortaya atılması siyaseten doğru olabilir. Şu anda anlaşacağımız şirketlere de bir hani yüzdeliğin yükselmesi açısından mesaj verme açısından da doğru olabilir ama millete bunu iktidarda kalma aracı olarak bazı şeyleri anlatmak açısından doğru değildir. Yani her şeyi anlatın o zaman. Bizim Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de doğalgaz yataklarımız, Ege adalarında ve çalınan, işgal edilen 18 adalarımızda 2004'ten beri kıta sahamlığımız içerisinde çalınan petrolümüz var. Artı Doğu Akdeniz'de çalınmaya çalışılan ama bizim de müdahale ettiğimiz, şu anda henüz bulmadığımız ama yakında bulacağımız bir petrol ve doğalgaz yataklarımız var. Kıbrıs, işte Güney Kıbrıs, o bölgelerde, kuzeyinde, Kıbrıs çevresinde, işte Hatay Körfezi'nde gibi İskenderun Körfezi'nde. Dolayısıyla enerji açısından biz bunları söylüyoruz. Benim şahsi görüşlerim, Atabey Türk Ocakları'ndaki her bir Atatürk evladının da bu konuda tabii ki görüşü vardı. Bunlardır. Hepinize iyi günler diliyoruz. Başka soru yoksa. Şu anda şimdilik bu kadar enerjiyle ilgili arkadaşlar. Hepinize Atabey Türk Ocakları'ndan sevgiler, saygılar, iyi günler. İyi günler.